Hepsi Burada kanalından herkese selam. Ben Ayça Kamit. Şefler Bu Sofrada programında geçen hafta Emir Elidemir'in evine davetliydik. Çok güzel iftar sofrası hazırlamıştı bizlere. Bu hafta ise Furkan Yalçın'ın evine davetliyiz. Bakalım Furkan benim getirdiğim malzemelerle bize nasıl bir iftar sofrası hazırlayacak. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldin. Sana malzeme yeni getirdim. Ne var içinde acaba? Çok merak ediyorum. Hadi gel bakalım. Gel mutfağa doğru geçelim. Bakalım. Sana Hepsi Burada ile yine bir kutu hazırladık. Açıyor musun? O zaman aç bakalım. Furkan yazan. Mükemmel bir önlük. Önlüğün. Ben bunu takıyorum ama. Aynen, yardımcı olabilirim istersen. O zaman ben bir 5 dakika süre isteyeyim. Bu arada menü yazarken de aklında bulunsun. Senin de bir tane Hepsi Burada Hızlı Market'ten sipariş verme hakkın var ama bir malzeme sipariş verebiliyorsun. Ve geldik. Furkan evet. Şimdi bize menüsünü sayacak. Erişteli yeşil mercimek çorbası yapacağım. Yani erişteli yeşil mercimek çorbası. Tam anne çorbası. Ondan sonra patlıcanlı yapabileceğimiz şey düşündüm. Ali Nazik. Yoğurdumuz da var çünkü. Bununla buraya alıp karışmış. Semizotu, kinoa, işte salatalık, çilek falan. Mükemmel bir salata yapacağım. Evet, soğuk baklava yapmaya karar verdik ama çikolatamız yok. Çikolatamız da Hepsi Burada Hızlı Market'ten hemen sipariş veriyoruz. Evet, siparişimizi şu an verdik. İlk olarak tatlıdan başlayıp sonrasında işte ana yemek, çorba, en son yeşillikler ölmesin diye salatamızı yapacağız. O zaman hadi başlayalım. Yavaştan başlıyoruz. Bir su bardağı mercimek, üzerine de birazcık su ekledim. Bunları pişirmeye bırakıyorum. Ramazan nasıl geçiyor? Ramazan güzel geçiyor. Yani her şey yolundaydı. Ta ki sen gelene kadar. Çünkü oruçlu bana evine burada geliyorum. Yemek yaptırıyorsun. Şimdi baklavalık yufkamızı kesiyoruz. Borcamızın büyüklüğünde. Evet, baklavamızı yapmaya başlıyoruz. İlk yapmamızın sebebi hem şerbetini çekecek hem soğuyacak. Ondan dolayı en son yaparsak sıcak bir baklava yemiş olacağız. Bunu da tabii kimse istemez. Böyle altına tereyağımızı istediğimiz şekilde yayıyoruz. Evet, yufkamızı kestik, yerleştirdik. Böyle her bir katta bir, iki katta bir aralarına tereyağı atarak yaklaşık 15 kat çıkıyoruz. 15 kat yaptıktan sonra arasına fıstığımızı koyacağız. Evet, şimdi baklava yapmayı biraz durdurdum. Hemen şerbetimi atacağım, bir yandan kaynasın. Sonra tekrardan devam edeceğim. 1 litre sütümüze bir paket de krem ekliyoruz. Mercimeklerim de kaynıyor, onların pişmesini bekliyorum. Onlar piştikten sonra onların suyunu evet. Dökeceğim. Temiz bir su ekleyeceğim. Soğanlarımı kavuracağım, salçamı kavuracağım. Onları ekleyeceğim, erişlerimi de içine atacağım ve pişirmeye bırakacağım. 4 su bardağı şeker ekliyoruz. Şimdi ocağa atıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Önce çorbayı yapsak, bana bir yardım etsen, süzsek. Mercimeklerimizi haşladık, onları süzdük. Şimdi tenceresini geri aldım. Onu da soğanları, sarımsakları, biraz da salça kavuracağım. Soğanlarımı alıyorum. Boşaltacağım şimdi tenceremin içine. Sonra salatamızın malzemelerini ben burada kıyayım. Çilekli kinoa salatası yapıyoruz. Şimdi soğanlarımı kavurdum. İçine birazcık domates salçası ekleyeceğim. Tamam, bu kadar ceviz yeterli olacağını düşünüyorum. Çileklerimizi bir kaba alıyorum. Hepsini ekiyorum çünkü içinde iyi olmayanlar da var. Onları en sona ekleyeceğim. Evet, çileklerimizi yıkadım. Ben de çorbamızın suyunu ekliyorum. Evet, çileklerimizi kesiyorum ve bir kaseye alıyorum. Mercimeklerimi suya ekledim. Erişteyi de açıyorum. Onlardan da birazcık ekleyeceğim. Evet, şimdi erişteğimizi koyduk. Erişteğimizi koyduktan sonra eriştenin pişme kıvamı, yani yenilebilir dereceye geldiği zaman direkt çorbamız hazır olacak. Baharatlarını ve tuzunu en son ekliyoruz. Ben çorbamın baharatlarını ekledim bu arada. Teşekkür ederim. Furkan soğan kesecekmiş. Biraz da ben ağlayayım, biraz da ben hüzünleneyim dedim. Ali Nazik için soğanımızı doğruyorum. Patlıcanlı bir yıkayım ben. Aynen, patlıcanları yıkayalım. Kinoa'yı 15 dakika kaynatmak sizin için yeterli olacaktır. 15 dakikadan sonrasında
süzüp soğumaya bırakabilirsiniz. Ben de patlıcanları közlemeden önce birazcık deliyorum. Çünkü patlıcanların içinde su var ve yüksek ateşe attığımızda böyle şişiyor, patlamaması için birazcık hava almasını sağlıyorum. Fıstığı çok toz yapmıyoruz. Pirinç olarak, yani pirinç fıstık tamam. olarak geçiyor. Biraz parçalıyoruz. Ondan sonra blenderdan çıkartıyoruz. Evet, şu anda fıstığımızı döktük. Baklavamızı kurumaması için kapatmıştık. Şimdi onu tekrardan açıyorum, baklava yufkamızı. Evet, şimdi kestiğimiz yerden tekrardan yufkamızı alıyoruz. Ben de soğanlarımı yağa attım. Birazcık kar oldu. Sonra biberlerimi kestim. Şimdi biberleri ekliyorum. Onlar da birazcık soğanla birlikte kavrulacaklar. Şöyle serpiştirmemiz yeterli olacak. Hepsine tek tek geçmenize gerek yok. Ama her kata tereyağı koymayı ihmal etmeyin derim. Çünkü o katların arasındaki kabarıklığı bu koyduğunuz tereyağı sağlıyor. Yoksa börek gibi olur yani baklavanız. Ben kıymamı da ekliyorum. Biber salçası ve domates salçası ekliyorum. Kıymam kavrulduktan sonra. Karları içe doğru bastırıyorum. Çünkü yufkayı koyma şeklimizden dolayı yufka kenarları dışa dönük oluyor. Bu da görüntü olarak güzel, hoş bir görüntü vermiyor. Şimdi kare şeklinde baklavamızı dilimliyorum. Ben son olarak domatesleri de ekledim. Ve altını kısıyorum. O yavaş yavaş hem sulanacak, sonra suyunu çekecek. Evet, şöyle göstereyim size dilimleri. Bu şekilde dilimliyoruz. En sonunda kalan tereyağımızı en üstüne gezdiriyoruz. Her yerine gelecek şekilde. Üstünü de çok güzel bir şekilde tereyağladık. Şimdi fırına gönderiyorum. Üstü kızarana kadar fırında kalacak. Evet, şimdi ortalığı toparladık. Baklavamız pişti, pişecek. Çok az kaldı. Şimdi Ayyüce yemeğine son bir tuz atacak galiba. Ondan evet, sonra tamam. da semizotu salatasının hazırlığına geçecek. Ben de o arada şu baklavayı bir daha kontrol edeyim, yanmasın. Evet. Yani bir dakika daha geç kalsak durum daha kötü olabilirmiş. Evet, şerbetimizi veriyoruz. Evet, şerbetimizi de döktüğümüze göre bunu bir kenara alıyoruz. Bir 5 dakika boyunca dinlensin. Fırının, ben de şunları yıkayıp geliyorum. Ben de fırının ayarını yükselteyim, patlıcanları atayım. Hoşça kal patlıcan. Ben semizotlarını biraz ayıklayayım. Ben de salatalıklarımı doğruyorum bu arada. Tamamdır. Kinoyu da getireyim mi? Saplarından ayırdım semizosunu. Evet. Kinoamız da burada. Evet, şu anda bu yeterli olur bence ya. Bence de yeterli Hı? olur o zaman. Yeterli olur olur. Burada sosumuzu yapacağız. Bunu orada açayım. Sosumuzun evet, içine şimdi neler var? Balzamik sirkesi koyacağız, zeytinyağı koyacağız. Sos hazır ya. Sos nar ekşisi falan. Ekleyebilir miyim? Elimize geçen her şeyi. Zeytinyağı, sirke ve limon birleştiği zaman şöyle güzel nar ekşisi de vereceğim görüntü şimdi. Oluyor. Sosu servis etmeden önce dökeceğiz. Bunların hepsini en son karıştıracağız. Evet, ben şimdi baklavamız gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Şimdi dolaba atacağım. Ayıcı da o arada. Patlıcanlarımız közlendi, onları Aynen. çıkartacağım. Ama onları ben çıkarayım, sen yanma. Okey. Buradan direkt alırsın. Patlıcanları önce bir gastronoma alıyorum. Üzerine birazcık streçleyip kapatacağım. Böyle yaptığımızda kabukları daha kolay soyuluyor. Bu arada çikolatalarımız hepsi burada Hızlı Market'ten geldi. Ben bunları difrize attım. Difrize atmamın sebebi de şu, oda sıcaklığında olduğu zaman çok çabuk eriyebiliyor. Ve eridiği zaman da elinize yapışıyor, rendelemenizi engelliyor. Ben patlıcanlarımı kenara aldım. Şimdi onun yoğurdunu alıp birazcık çırpacağım. Bir de tuz falan ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırdım. Ve benim bahsettiğim kolay soyulma yöntemlerinden bir tanesi. Mükemmel bir ikili olduğumuzun kanıtı. Aynen öyle. Ben Emir gibi en azından sana sabahtan akşama kadar soğan doğratmadım yani, değil mi? Ben de bu sefer soğan doğrayacağım. Sen pilav soğanı için. Doğruyorsun pilav için. Ben de köz domatesleri çıkarıyorum. Aslında şu makinenin rende kısmı var. Onu kullanabilirsin belki. Aa, şeyin mi? Robotun rende kısmı var ya, oraya tutuyorsun, o otomatik döndürüyor. Döndürdükçe rendeliyor. Aslında olabilir, biliyor musun? Öyle. İşte be. Bu kadar hızlı rendelemiş olamaz ya. Ben ve aklım.
Oldu gerçek. Ben patlıcanlarımı yoğurdun içine ekliyorum arkadaşlar. Sen sabahtan beri patlıcan mı doğuruyorsun? Ya bütün işi bana yap, bak çorbayı ben yaptım. Hayır. Ali Nazire bana yaptırdı. Kendi suçunu başkalarına atarsan bana vardır ya. O zaman şöyle yapalım. Şuna bakın, bir sürü çikolatamız oldu. O zaman biz etrafı bir toparlayalım. Toparladıktan sonra da masamızı kuralım. Masada hep birlikte görüşürüz. Görüşmek üzere. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hayırdır, buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Naber? Selam. İyi, senden naber? Selam, hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı Ramazanlar. Of of. Çok hayırlı güzel bir sofra hazırlamaya çalıştık. Çok eğlendik. Ağladık, güldük. Ağladık. Her şeyi yap. Soğan ağlattı, çikolata güldürdü. Evet. Aşşes mevsimiydi. Yok, bizim yaşadığımız bir olay. Başlangıç olarak yeşil mercimek çorbası erişteli olarak yaptım. Salatamız çilekli, kinoalı, semizotlu. Güzel. Evet. Size meyveli ve sebzeli olarak güzel bir salata hazırladım. Değil mi? Aynen. Sonra ana yemeğimiz olarak da Ali Nazik var. Onu da Ali Nazik. Evet. Kıyma mı peki şey mi? Kıyma olarak yaptık. Baklava yaptım da bu biraz değişik. Yani senin baklavana göre pişmeyen baklava. yalnız sen hamurunu kendin açtın inşallah. Benim suçum değil. Nasıl senin? Ama bak bu adam marangoz değil. Pideyi kendisi yapabilir ya. Evet, 2 dakikada pide yoğursaydın evi. Belki mayası yoktu. Arkadaşlar sohbet aldığımız için vakiti geçirdik. Bence başlayalım. Aa, evet. Bir tadına bakalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bir suyumuzu içelim mi? Allah kabul etsin. Çorba inşallah güzel olmuştur. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Nane, bence çok güzel. Naneye taktın, pideye takmıştın. Naneye mi taktın? O da herkese nane getirsin. Balkonda yetiştirsin senin için naneyi, belki de taze keser. Bir şey söyleyeceğim şimdi, Emir'i geçti. Bende de yemek yiyorsun. Ne sıra sana gelecek? Evet, Allah yardım. Bence sen bir şeyle takmadın. Yine de söyleyeceğim, söyleyeceğim. Yine de söyleyeceğim. Ne çekiyorsam çenemden çekiyorum zaten. Yemeğe mi geçsek? Evet, Ayca'nın getirdiği malzemelerle Ali Nazik'e benzetmeye çalıştık. Yani alt tarafı benzedi de üst tarafı böyle bir tık benzedi gibi söyleyebiliriz. Arkadaşlar, benim en sevdiğim sebze patlıcan bu arada. Böyle ufak. O zaman sen bu yemeğe bayılacaksın. Bence yani. De gayet kesinlikle güzel olduğunu bayılacaksın. İnanıyorum. En sevdiğim şey şu hayatta. Beğendiniz herhalde yani, herkes yediğine göre. Ben vallahi. Ben de. Gayet mutluyum şu an. Sen de biraz salatacılık var herhalde. Severim. Değil mi? Ben zeytinyağlı çok severim. Benim etle çok aram yok. Et sevmem çok. Evet, Ay Yüce'nin getirdiği yufkayla aklıma baklava gelen aklıma gelen ilk tatlı buydu. Oo, bol fıstıklı. O zaman hadi hazır mısın? Hediyeler ve sorular. Buyurun. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Bugün var ya, bu makine olsaydı her şey daha kolay olurdu. Gerçekten mi? Yemin ederim sana. Hissetmişim o zaman. Çok çikolata rendeledi çünkü. Onunla çok uğraştık. Furkicim tabağına tabak, müthiş bir... Çok güzel. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Tabak. Ben sade getirmiştim, sen biraz daha desenli. Evet. Wow. Ama bence ikisi de çok hoş. Güzel, evet, güzel. Senin zaten yeni eve ilk lazım olan şey tabak. Bence en önemlisi rendeymiş. Önce ben de bakalım. Tabii ki. İlk yaptığın yemeği hatırlıyor musun? Kaç yaşındaydın ve yaptığın yemek neydi? Ya ilk yaptığım yemeği hatırlamıyorum da stajımdaki ilk yaptığım ürünü hatırlıyorum. O da fondandı. Fondanın ne olduğunu da bir söyle. Belki izleyenler de bilmeyenler vardır izleyenler arasında. Ya, fondanını en basit şekilde tarif edebilirim. Suflenin ters çevrilmişi ve patlamayan hali. Yani volkan kek diyorlar aslında. Yani bizim Türk kültüründe tanıdığınız şekli volkan kek. En çok kiminle yemek yaparken eğlenirsin? Neden? Wow. Yani şu anda kız arkadaşımla yaptım mesela. Yapıyorum. Ha, ama kız tartışıyoruz. Tartışıyoruz. Magazin, bir dakika dur, kız arkadaşım mı var? Tartışıyoruz. Çocukken en çok kimin evine iftara giderdiniz? Benim babaannemle anneannemin evi çok yakın. Hmm. Yani anne baba, anne ve baba tarafıyla evlerimiz köyde, İstanbul'da değil. Hep yani genelde bir onlara gidilir, bir aşağıya gidilir. Hmm. O şekilde geçerdi yani. Bayramlarda da tüm kuzenler, akrabalar gelir. İkisinin de yeri ayrı ya. Tehlikeli güzel soru. Ama yani. Soru. Hadi ikinci soru. İkinci soru. Ramazan boyunca iftarın tek bir yemekle yapmak zorunda olsaydın hangi yemeği seçerdin? Yani buna tarifim basit aslında. İskender yerdim ya 30 gün boyunca. 30 gün boyunca. Yerdim. Sen Bursa'ya taşın oğlum o zaman. Çok zor ben, bir soru. Ben İskender'i seviyorum ama o yüzden. Ben de severim İskender. Ama 30 gün boyunca yiyemem yani. Ama 30 gün onu yedikten herhalde sonra büyük ihtimalle tansiyon hastası olurdum yani.
Furkan bize çok güzel bir sofra hazırladı. Haftaya Özgül'ün evindeyiz. Bakalım Özgül bize neler hazırlayacak. Yandım. Emin ve Furkan'a çektirdikleri... Bir de nanenin acısı çıkacak. Aynen. Lütfen Özgül'e gelirken sen nane, sen pilavmayı unutma. Alırız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Hepsi Burada hesaplarını takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.